kalpleri imanla dolu olarak camiyi dolduran aziz mümin ve mümine kardeşlerim, cumanız mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Camiler, minareler başkenti İstanbul'umuzda ülkemizin ilmi hayatına, dini ve manevi hayatına büyük hizmetleri olan Marmara İlahiyat Fakültemizin yanı başında bir cuma saatinde Kâbetullah'ın şubesi olan bir caminin açılışında ilk cumada bizleri birleştiren, buluşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Yeryüzünü ve bütün kainatı mescit olarak ilan eden, bize kalplerimizi birleştirmek, vahdeti temin etmek, tevhid ile vahdet arasındaki ilişkiyi canlı tutmak, daima kardeş olarak kalmak, Rahman'a birlikte secde etmek için cami ve mescitleri bize miras olarak bırakan İmam-ül Harameyn, Mescid-i Haram'ın, Mescid-i Nebevi'nin en büyük imamı, Efendiler Efendisi Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Aziz kardeşlerim, okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Mescitleri ancak Allah'a iman edenler, ahirete iman edenler, namazı dosdoğru kılanlar, namazı ikame edenler, zekatı verenler ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmayanlar imar edebilirler. İşte onlar gerçek hidayete ermiş olan insanlardır. Okuduğum hadis-i şerifte ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birinci hadiste her kim dünyada bir mescit inşa ederse Cenab-ı Hak cennetinde ona bir ev lütfeder. İkinci hadiste ise Efendimiz yeryüzü, bütün yeryüzü bana mescit kılındı buyurmuşlardır. Aziz kardeşlerim, şüphesiz biz Müslümanlar için bütün yeryüzü mescit. Çünkü caminin gayesi sadece namaz kılma mekanı değildir. Cami, kalplerimizi birleştirmek, Rahman'a birlikte secde etmek, Rabbimizi öğrenmek, bilgi mekanı, ibadet mekanı, birbirimize muhabbet mekanı ve aynı zamanda özgürlük mekanı olarak bize bahşedilen en mukaddes mekanlardır. Bizden istenen yeryüzünü imar etmektir. Huve enşe'ekum minel ardı ve istamerekum fiha. İnsanoğlunun yaratılış gayelerinden bir tanesi yeryüzünü imar etmektir. Fakat gönlünü imar edemeyen insanlar yeryüzünü imar edemezler. Biz camileri imar ederiz, inşa ederiz. Camiler de ümmeti inşa ederler. Biz camileri imar ederiz, camiler de kalplerimizi imar ederler. Cami, mihrabıyla ibadet mekanı, kürsüsüyle vaaz ve irşat mekanı, minberiyle ilim ve irfan mekanıdır. Camiler aynı zamanda bizim özgürlüğümüzün simgeleri olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir seriyeyi bir yere gönderirken o beldede ezan okunduğu zaman biliniz ki o belde Müslüman bir beldedir buyurmuşlardır. Aziz kardeşlerim, bugün aynı zamanda Muharrem ayının 10. günü.
yani Aşura. Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'nın cennet gençlerinin efendisi, Reyhan'ın, çiçeğim dediği Seyyid-i Şüheda Hazreti Hüseyin ve Ehl-i Beyt'ten 70 büyüğümüzün Kerbela'da hünharca katledildikleri tarih, gün. Kerbela mezhebi ve meşrebi ne olursa olsun İslam ümmetinin ortak hüznü, ortak kederi ve ortak elemi olmuştur. Hele hele her evde bir Hasan, bir Hüseyin, bir Ali, bir Fatıma, bir Zeynel Abidin olan milletimizin gönlünde daima özel bir yeri olmuştur. İslam ümmetinin daima ortak hüznü ve ortak kederi olmuştur. Ancak bugün bize düşen İslam ümmetinin, İslam toplumlarının içinden geçtiği süreçleri dikkate aldığımızda bugün bize düşen sadece Kerbela'yı hatırlayıp hüzün, elem ve keder hissetmek değildir. Bugün bize düşen sadece Kerbela'yı tarihi bir efsaneye dönüştürerek onu hatırlayıp yad etmek değil, Kerbela'yı doğru okumak, doğru anlamaktır. Kerbela'yı doğru anlamak Hüseyin'ce yaşamaktır. Kerbela'yı doğru anlamak Hazreti Hüseyin'in ve Ehl-i Beyt'in, Ashab-ı Güzi'nin uğruna canlarını verdikleri değerleri, hakkı, hakikati, adaleti, merhameti ayakta tutmaktır. Kerbela'yı doğru anlamak Kerbela'nın kerbu belasını bu asırlara taşımak değildir. Kerbela'yı doğru anlamak kardeş kanını durdurmaktır. Kerbela'yı doğru anlamak İslam dünyasında akan kanı ve gözyaşını durdurmayı bilmektir. Bu vesileyle Seyyid-i Şüheda Hazreti Hüseyin Efendimiz radıyallahu anh olmak üzere bütün Ehl-i Beyt-i Mustafa'yı hak, hakikat, adalet, fazilet, ilahi kelimetullah uğruna can veren bütün şehitlerimizi, bütün şühedayı rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Cenab-ı Hak bizleri onların şefaatlerine nail eylesin. Cenab-ı Hak İslam ümmetine Kerbela'yı ve benzer hadiseleri doğru anlamayı, doğru anlamayı ve doğru okumayı, Kerbela'nın acısını, kerb-ü belasını asırlara taşımaktan bizleri muhafaza eylesin. Ve İslam aleminde akan kanın ve gözyaşının bir an önce sona ermesine, Kerbela'nın, Aşura'nın, Resul-i Ekrem'in Muharrem-ül Haram dediği Muharrem ayının vesile kılınmasını bizlere nasip eylesin. Hutbeme son verirken tekrar bu güzel mabedi, İlahiyat Fakültemizin yanı başında yapılan bu güzel mabedi bize kazandıran bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun. Karar veren büyüklerimizden, hayırhah, hayırsever kardeşimize kadar, inşasını tamamen üstlenen, yapan hayırsever kardeşimize kadar, mimarından mühendislerine, işçilerine, çalışanlarına kadar, emeği geçen bütün kardeşlerimizden Cenab-ı Hak ebediyen razı olsun. Cenab-ı Hak her birisine Resul-i Ekrem'in hadis-i şerifinde vaat ettiği gibi cennetinde evler lütfetsin. Ela inne ahsana'l kelam ve eblagha'n nizam. Allahu